Aslında ahireti, cenneti çok açık göstermişti Allah. İnsanlar görmezlikten gelmişler. Bir de görüntüden çok etkileniyorlar. Ya diyor işte dinsizler var, kafirler var. Sen ne biliyorsun o kadar kafir, dinsiz olduğunu? Ahirete dirildiğinde bakacaksın ki %95'i yok. %5'ine ise muhatap olmuş. %95 ölülerle muhatap olmuş. Hepsini canlı zannediyor. İnsanları bahaneyi meydana getiren görüntüdeki dinsizlerdir. Bir kere onları hiç yok hükmünde görmek lazım. Yani doğrudan Allah'ın delilleri ve doğrudan Allah'la bağlantı gerekir. Yani insanın öyle bir bahanesi olamaz. Ya Rabbi çok fazla dinsiz, imansız vardı. İşte etkilendim, darwinistler vardı, anlatıyorlardı. Koskoca profesörler inanıyordu. İşte ben de ortada arada kaldım falan. Allah der ki sen nereden biliyordun? Emin oluyorsun. Değil mi? Allah söylüyor. Allah şeytanın Allah'ın, Allah'tan başka ne gerçek bir dost ne de gerçek bir vekil vardır diyor. Nereden emin oluyorsun? Deliller ortada. Delilleri sen önemsiz görmüşsün. Haşa Allah'ın varlığını önemsiz görmüşsün. Bir avuç sana gösterdiğini mucize olarak gösterdin. Ki dinsizlerin varlığı da mucizedir. Mucize olarak gösterdiğini adamın etkisine kalmış. Allah'a karşı soğuk davranmışsın. Büyük suç olur. Ya böyle bir delil olmaz. Yani böyle bir bahanesi olamaz bir şahs. Ya Rabbi çok fazla dinsiz vardı, imansız vardı. Ne yapayım etkilenim? Nereden biliyorsun o kadar olduğunu? Ya Allah diyor ki sen size tek yalnız başına yanıma çağıracağım diyor. Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Ya burada zaten bir sır var bak, çoğunluk. Çoğunluğu da iman etmez diyor. İman etmeyenler de ölüdür diyor Allah. Siz onlar diri zannedersiniz diyor. Ölüye uymuş oluyorsun. Ölüden etkilen. O zaman mezardakilerden etkilendim anlamına geliyor. Ya çok büyük bir hata olur. Allah'la birebir delilleri ve Allah. O kadar. Yani dinsizleri hiçbir şekilde esas almamak lazım. Yani oradan bana ya Rabbi işte çok fazla dinsiz vardı ama ben onlara göre daha iyiydim. Böyle bir şey olmaz. Doğrudan saf iman olması lazım şahsta. Mesela Cenab-ı Allah diyor sen çok arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir diyor Suresi 103'te. Niye? Çünkü öyle yaratılmış. İnsanlar oradan biraz teselli bulmak istiyor bazı kişiler. Ya okul arkadaşlarım dinsiz diyor mesela gidiyor. İş yerimdekiler de dinsizler diyor. Ailede de çok dinsiz var diyor. Sen bırak onları sen. Allah'ın delillerine bak ve Allah'a bak. O görüntüler kaldırıldığı an, yapayalnız Allah'ın karşısına geldiğin an rezil rüsvay olursun. Ne diyeceksin? Ya Rabbi onlar vardı diyeceksin. Allah nereden biliyordun de seni diyeceksin. Böyle olsa ne olur yani ayrıca? Allah'ın meclisini biliyorsunuz zaten. Bir kuruluş var. İlk bütün dünyada tanınan Ayan Hilsi Ali gibi böyle ateistler o kuruluşu hep örnek göstererek, orada bir tane vacip namazı örnek göstererek biz konuştuk, ikna ettik. Haşa dini tenzih edelim, Kur'an'da değişiklik yapmak gerekiyor. Biz anlaştık diyorlar. Dediğiniz gibi direnemiyorlar mesela onlar orada normalde. Direnmeleri gerekiyor. İngiltere'de değil mi bu? Evet, Adam Bey. Kurucusu bu Macit Namaz'la Edüseyin'in iki kişi. Bir de onların kendileri mesela Edüseyin kendisi kurduğunda oraya aldığı Usama Hasan diye bir din alimi var. Normalde o şekilde biliniyor. Hatta Selefi biliniyor. Selefi eserleri İngilizce çevirmiş olan birinci kişi olarak biliniyor. Fakat böyle olmasına rağmen evrimi savunuyor. Bütün İngiltere'de Kur'an'la evrimin nasıl bağdaştığını güya anlatıyor. Herkesi saptırıyor şu anda. Bu önemli bir konu. Bunu daha açık, daha geniş bir konu olarak bir ele alırız sonra.